Arkadaşlar bu dersimizde Mustafa Kutlu'yu anlatacağız. Mustafa Kutlu 1947 yılında Erzincan'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1974'te öğretmenlik mesleğini bırakarak Dergah Yayınları'nda çalışmaya başlamıştır. Fikir ve Sanat Hareket dergisinde yazdığı hikayelerle sanat hayatına atılmıştır. Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi'nin yayın faaliyetlerine katılmış, birçok maddeyi kendisi yazmıştır. Senaryolar yazmış, özel bir kanalda sohbet programları yapmıştır. Günümüzde yazı çalışmalarını devam ettirmektedir. Mustafa Kutlu, Ömer Seyfettin gibi hikayeciliği meslek edinmiştir. Roman türünde eseri yoktur. Sadece hikaye türünde eserler vermiştir. Mustafa Kutlu, bireyin iç dünyasını anlatan yazarlardandır. Yabancılaşmaya karşıdır. Ona göre toplumumuzun gelişmesi tarihimizde ve öz değerlerimizde gizlidir. Hikayelerinde toplumsal yapının değişmesi sonrası kendi olmaya çalışan insanları anlatmaya çalışmıştır. Maneviyata, İslami düşünceye büyük önem vermiş. İslam inancına olan bağlılığı onu tasavvufi bir dilin peşinden koşturmuştur. Genellikle tasavvufi konulara yönelmiştir. Hikayelerinin en önemli özelliği kendi başına bağımsız olarak yazılmalarına rağmen bir araya getirildiklerinde bir bütün oluşturmalardır. Bu yönüyle Nehir hikaye serisi yazmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de görülen kıssa kavramından etkilenerek hikayeler kaleme almıştır. Mustafa Kutlu edebiyatımızda uzun hikaye tarzıyla bilinir. Beyaz perdeye de aktarılan uzun hikaye ile birlikte uzun hikaye dönemine girmiş. Hemen her yıl bir uzun hikaye kaleme almıştır. Bu uzun hikayelerin çoğu sayfa sayısı bakımından romandan daha kalındır. Hikaye ile roman arasında romandan çok hikaye yakın eserler vermiştir. Uzun hikayelerde Ahmet Mithat Efendi gibi zaman zaman araya girerek okuru bilgilendirmiş, kişilere ve olaylara müdahalede bulunmuştur. Mustafa Kutlu uzun hikayeleri yazarken halk hikayeciliği geleneğinden etkilenmiştir. Az sözle çok şey anlatmaya gayret göstermiş. Kendine has, başarılı bir üslup oluşturmuştur. Hikayelerinde Anadolu insanının ve Doğu insanının konuşma tarzlarını başarıyla yansıtmıştır. Hikayelerinde iç konuşmalar ve diyaloglar canlıdır. Mustafa Kutlu'nun hikaye türünde çok sayıda eseri vardır. Ya Tahammül Ya Sefer, Mavi Kuş, Hüzün ve Tesadüf, Yoksulluk İçimizde, Sır, Beyhude Ömrüm, Yokuşa Akan Sular, Tarla Kuşunun Sesi akla ilk gelenlerdir.